Transformers serisi hakkında yaptığım detaylı anlatımlarda sizlere görseller ve videolarla destekli sunduğum tüm içeriklerim aslında Transformers Prime serisinden geliyordu. Bu yüzden Transformers Prime serisini izleyenler, sevenler ya da sadece benim videolarımda görenler için bu seride yer alan en güçlü karakterler arasında bir liste yapmamı istemiştiniz. E ben de artık şu sıralamayı yapayım da yorumlarda Transformers Prime sıralaması isteyenler kalmasın diyerek bu videoyu hazırladım. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 20 numara Star Scream. Any more Starscream son derece kurnaz bir karakterdi ve zayıf gibi gösterilse de aslında oldukça güçlüydü. Pençeleri sayesinde herhangi bir Transformer'ın kıvılcımını söndürebileceğini çok iyi biliyoruz. Kollarından füze atması ve elini silah çevirmesi de onun özelliklerinden biriydi. Kurnazlığı ve zekası sayesinde Starscream son derece tehlikeli bir karakter. Evet fiziksel olarak çok da güçlü değildi ama avantajlı olduğu birçok konu var. 19 numara Ironhide. Rahnet Ha! Eranet seride gördüğümüz en tehlikeli düşmanlardan biriydi. Bir disettikon olmasına rağmen gözünü Megatron'un tahtına dikmişti. Örümcek olduğu için ağ atma özelliğine sahipti ve örümcek hallarının ne kadar dayanıklı olduğunu bilirsiniz. Ayrıca jilet gibi keskin kolları sayesinde Breakdown gibi bir Decepticon'u bile saniyeler içinde öldürdü. Bence açık ara farklı en tehlikeli karakter Eirahnit'ti. Ayrıca Insecticon'ları konsol edebiliyordu yani hepsinin alfasıydı. 18 numara Bumblebee Bumblebee normalde Transformers serisinin en önde gelen karakteridir ve Transformers Prime serisinde de birçok başarı gösterdi. Ses kutusu olmamasına rağmen Bumblebee bu seride gördüğümüz en lider özelliği taşıyan karakter diyebiliriz. Çünkü kelimenin tam anlamıyla iş bitirici özelliği vardı. Neredeyse birçok durumdan ekibi kurtaran kişi Bumblebee olmuştu. Hatta listenin ön sıralarına koyduğum bazı karakterleri bile birçok defa yenmiş ve öldürmüştü. Peki neden bu kadar geride derseniz, özellikleri çok az olduğu için geriye koymak zorunda kaldım. Bumblebee iş bitirici bir karakter olsa da oldukça zayıftı. Transformers Prime serisinde Bumblebee'de aramızda bağ kurabileceğimiz yeterince sahne olmadı. Film serisinin olmazsa olmazı bir karakter olduğu halde Bumblebee'nin Transformers Prime serisinde Smoke Screen'in bile gerisinde kalması tabii ki çok kötü bir şey. 17 numara Smoke Screen Smokescreen en kıdemli otobotlardan biriydi. Optimus'un zamanında görev yaptığı Icon'da çalışan Smokescreen özellikle Alpha Trion tarafından görevlendirilmişti. Kendisi ekibe dahil olduğundan bu yana çok fazla işlerine yaradı ve yine zekası sayesinde büyük başarılar gösterdi. Fiziksel olarak Bumblebee'den çok da bir farkı yok ancak Optimus Prime'a göre Smokescreen onun yerini alabilecek kapasiteye sahip. 16 numara Bullcat Mine's bigger. <laughs> Bullcat çok büyük bir transformer ve bu da ona çok fazla avantaj sağlıyor pek çok büyük darbeden sağ kurtulması ve dayanıklı olması onun en büyük özelliğidir. Kimsenin dayanamayacağı acılara ve saldırılara karşı koyduğunu çok iyi biliyoruz. Elbette iri cüssesi sayesinde diğerlerinin kaldıramayacağı şeyleri kaldırabilmesi çok normal bir durum. Ancak seriyi izlediyseniz en dayanılmaz acılara ve saldırılara karşı koyan kişi her zaman Bulket olmuştur. Ayrıca gerçekten isterse Starscream'i birkaç yumruk darbesiyle kolay bir şekilde öldürebilir. 15 numara Wheeljack Will Jack çok başarılı bir savaşçı ve aynı zamanda bir yıkıcıdır. Kullandığı silahlar ve tarzı sayesinde bir süre kadar Predaking'de bile mücadele etmişti. Korkusuz bir savaşçı olduğu için Will Jack çoğu zaman başarılıdır. Fiziksel olarak biraz daha güçlü olsaydı belki onun yararını olabilirdi. Ancak kendi stilinde ve alanında başarılı olması bile onu bir listeye almamıza yeterli. 14 numara Sandwave Soundwave fiziksel anlamda hiçbir zaman iddialı bir karakter olmadı. Ancak A. Rahnet gibi kendini bilmeze ders verdiği sahne gerçekten harikaydı. Üzerinde taşıdığı Laser Beak sayesinde Soundwave son derece güçlü bir minikona sahipti. Ayrıca yürüyen bilgisayar olduğu için istediği yere uzay geçidi açabiliyordu. Soundwave çok havalı bir karakter ve Transformers Prime serisinde bence çok kolay bir şekilde harcanmıştı. 13 numara Shockwave I the blinded. It soon büyük cüssesi ve elindeki kocaman silahı ile birlikte seride her zaman çok güçlü bir karakter olmuştur. Ancak biraz korkak ve kaçak davranan bir karakter olduğu için Shark geriye koyuyorum. Sonuçta bir bilim adamı olduğu için savaşmak pek ona göre sayılmaz. Sky kadar iyi bir savaşçı değildi ancak kendi alanında oldukça başarılı. 12 numara Sky Quick. <laughs> It has been a while, Skyquake. Skyquake çok güçlü bir diseptikon olmasına rağmen oldukça aptal bir karakterdi. İtaatsizliği ve kendini beğenmişliği yüzünden öldürülmüştü. Ancak diseptikonlar arasında nasıl bir nam saldıysa herkes onun geldiğini duyunca çıldırmıştı. Evet fiziksel anlamda çok güçlüydü ama ne kadar mal bir karakter olduğunu düşünürsek bence sırası gayet ideal hatta fazla bile. Çünkü Bumblebee ve Optimus Prime bile onunla zar zor başa çıkmıştı. Ancak Bumblebee Skyquake'in uçuş sistemlerini parçaladığında onun yere çakılıp ölmesini sağladı. 11 numara Darksteel ve Skylinks. Predaking kadar güçlü olmasalar da Predacon türünün üyeleri olan bu iki dingil Transformers Prime'ın son bölümünde karşımıza çıktı. Temelde Predaking ile aynı güçlere sahip olsalar da biraz daha küçük olduklarını görüyoruz. Yani Predaking her ikisini de aynı anda yenebilecek kadar güçlü. Hatta Ultra Magnus sakat haliyle bile bunlarla uzun bir süre kadar dövüştü. Ancak ikiye karşı tek olduğu için şansı oldukça düşüktü. Yine de bu predekonlar salak oldukları halde bence yeterince güçlülerdi. 10 numara Ultra Magnus I would be Ultra Magnus temelde Base Form'daki Optimus Prime'a benziyordu. Ancak güç konusunda biraz daha zayıf olduğunu kabullenmek lazım. Yıkıcıların lideri olarak Magnus, Predaking'e karşı çok sağlam bir mücadele vermişti. Seride gördüğümüz en güçlü karakterlerden biriydi ve kesinlikle 10. sırayı hak ediyor. 9 numara Dreadwing Dreadwing, kardeşi Skyquake'in aksine çok daha zeki ve mantıklı bir karakterdi. Bu sayede Optimus Prime'le bile fazlasıyla iyi anlaşıyordu. Yani aralarında bir tür bağ vardı. Dreadwing gerçekten çok başarılı bir avcıdır ve Megatron onu kendi komutanı yapmıştı. Dreadwing her ne kadar Star Starscream için harcanmış gibi gözükse de zaten otobotlara hizmet ederek Decepticonlardan ayrıldığını bizlere göstermişti. Dreadwing gücü, becerileri ve silahları sayesinde son derece güçlü bir karakterdi. 8 numara Megatron Base Form Megatron'un kara enerjonda güçlendirilmiş olan formu bile Unicron uyanmaya yeni başladığında Optimus Prime'dan dayak yemişti. Kararlı bir Optimus Prime karşısında Megatron'un şansı olmayacağını zaten biliyoruz. Her ne kadar güçlü bir gladyatör olsa da Megatron'un fiziksel olarak Optimus Prime'de boy ölçüşmesi biraz zor. Megatron güçlü olduğu kadar da zeki bir karakterdi. Her ne kadar Starscream'in ihanetine uğramış olsa da bilgisi ve geliştirdiği şeyler sayesinde gerçek bir lider olduğunu kanıtlamıştı. Yani sanılanın aksine Megatron boş bir karakter değil aslında çok kurnaz ve zekidir. 7 numara Optimus Prime Base Form Optimus Prime'ın base formu birebir mücadelede birçok defa Megatron'u yenmişti. Burada base formlardan bahsettiğimiz için Star Saber ya da Kara Enerjon gibi faktörleri dahil etmiyoruz. Eğer öyle olsaydı Star Saber'a sahip olan Optimus Prime Predaking'i bile kolay bir şekilde yenerdi. Ancak base formlarda yani hiçbir ekstra cihaz kullanmadıkları durumlarda Optimus Prime Megatron'u yenebilir ve yendi de. 6 numara Nemesis Prime My body can't feel pain. This is just the beginning. Nemesis Prime, Max sayesinde üretilen bir kopyaydı. Ancak canlı metalden üretilmediği için acı hissetmiyordu. Bu da ona evrimsel bir avantaj sağladığı için Optimus Prime'ın base formunu teke tek mücadelede yenmişti. Eğer burada Silas, Ajan Fowler'la savaşmasaydı muhtemelen Optimus Prime'ı dövecekti. Nemesis Prime tabii ki bir Prime değildir ancak yine de evrimsel avantajı olduğu için bence gayet doğru bir sırada. 5. numara Predaking Predacon türünün geri dönmesiyle birlikte Predacon kralı Shockwave sayesinde yeniden hayata gelmişti. Normalde dönüşüm gücüne sahip olmayan bu canlı türü Shockwave'in evrimi sayesinde güçlendirilmiş ve zeka kazanmıştı. Predacon kralı Megatron'u dövebilecek kadar güçlüydü. Aynı anda birçok farklı kişiyle savaşabilir ancak hala yeterince zeki olduğu söylenemez. Megatron'un söylediği gibi Predaking ejderha formundayken çok daha güçlüdür. 4 numara Optimus Prime Ultimate Optimus Prime'ın Solus Prime'ın çekici sayesinde gelişmesi sonucunda ortaya çıkan formu da aslında son derece güçlüydü. Allspark'ın gücünü kendine alan Optimus Prime hem Matrix of Leadership hem de Allspark sayesinde ultimate formuna ulaştı. Optimus'un bu gelişmiş formu bile bazı durumlarda çaresiz kalabiliyordu ancak yeterince öfkeli ve kararlı hale geldiğinde Optimus'u durdurmak gerçekten imkansızdı. 3 numara Megatron Unipower Megatron'un ölü bedeni Unicron tarafından güçlendirildiğinde ortaya böyle bir form çıkmıştı. Unicron'un güçlerinin ufak bir kısmına sahip olan Megatron, Energon'la çalışan herhangi bir Transformer'ı anında öldürebilecek güce ulaştı. Ayrıca içindeki sonsuz Unicron gücü sayesinde istediği silahları oluşturabiliyor ve kendini geliştiriyordu. Optimus Prime ve diğer pek çok karakteri zahmetsizce yenmeyi başarmıştı. 2 numara Unicron <laughs> Kaos ve yıkımın tanrısı olan Unicron milyonlarca yıl önce Primus tarafından yenilgiye uğramıştı. 13 orijinal Prime devrinden sonra Unicron bir güneş sistemine dahil edildi ve üzerinde dünya kurulmuştu. İçinde antispark taşıyan Unicron sonsuz ve tükenmez bir güce sahipti. Unicron'un henüz tam manasıyla uyanmamış olan formu bile telekinezi ve telepati özellikleri taşıyordu. Unicron tam uyandığında çoklu evreni ve gezegenleri tüketecek kadar güçlenecekti. 1 numara Primus That has surprised and humbled Orion Pax came to be Optimus. Primus, Unicron'da denk güçlere sahip olmasına rağmen serinin sonunda kazanan taraf olmuştu. Optimus Prime ile birleşen Primus, Allspark'ın gücüyle yeniden hayat bulmuş ve Cybertron'da yaşamı başlatmıştı. Unicron kaybederken Primus uyanmış ve yeniden dirilmişti. Sonuç olarak 13 orijinal Prime'ı yaratan da Primus olmuştu. Ve hatta bu sayede Unicron'u alt etmeyi başarmışlardı. Primus dediğimiz zaman aslında 13 orijinal Prime'ı da Primus'un içinde kabul ediyoruz. Çünkü 13 orijinal Prime, Primus'un sahip olduğu özelliklerin 13'e bölünmüş olan formuydu. Ve 13 orijinal Prime geçmişte Unicron'u yenmeyi başardı. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.